Evraklarınızın incelenmesinde evlenmenize hiçbir yasal engel olmadığı 75 yıl önce anlaşılır. Ancak bu evlilik isteğinizi 75. yılınızda bir kez daha aynı coşkuyla, aynı heyecanla evlatlarınızın, torunlarınızın huzurunda sözlü olarak bir kez daha ifade etmeniz gerekmektedir. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Mehmet Akyol ile evlenmek istiyor musunuz? İstiyor. Evet. Damat Bey, bilmek güzeldi ama şimdi sırasına geldi. Sayın Mehmet Akyol, hiç kimsenin etkisi baskısı altında kalmadan, hiçbir torununuzun, hiçbir evladınızın etkisi ve baskısı altında kalmadan, tamamıyla kendi özgür iradenizle 75 yıllık eşiniz Sayın Hamdi Akyol ile yeniden evlenmek istiyor musunuz? Ben senden bir hayır olur, bir şey yapar, beni kurtarır diyorum. Hadi, nerede bu işin çaresi? Yes de, yes diye bağır hadi. Hay hay. Evet. Allah, Allah keşfetti. Evet de, evet de. Evet. Cayman'ın da ordusunu söyleyelim yani. Cayman hayırdır. Bu yaşta okuma yazma biliyorsun de. Tamam. Evet, valla ben de acemiyim bu işlerde biraz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne demek amcam, gel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gel. Buradayız. Amcam, amca buradayız. Eskiden öyle tanışmayız. Altı ay konuş, gör, konuş. Al, tanış, evlen, yok. Nasıl tanışacağım? Görücüsün. Su kabına su çekmek almaya giderdi, mahallede su akar, çeşmeler vardı. Beni gördü, bir de o kabları kaldırır atar, kaçardı ormana. Eskiden öyle nişanlıymışsın, şey yapacağım falan. Onların büyüklerin işiyle oldu. Ana babalarla. Tabii ki sevmesek olmazdı. Hoş, iyilik. Kötülükten bir şey doğmuyor. Yapacak. Anlaşacaksın. Şimdiki fikir, zekalar daha iyi. Birbirinden anlaşa. Yanlış işini öyle düzelteceksin. Sertliğinden değil. Kavgayla, dövüşle değil. Tavsiyem bu olsun. Bunu çıkartması kulağından. Eğer aile, eğer tuttuğun ikisi bir olsa her şeyin üstünden gelir. Her şeyin. Evliliğin sırrı birbirimizi sevdik, kaldık, durduk. Aşıklık bilmiyorduk da sevdik birbirimizi, olduk işte. Ulan vardı burada. Gidip gelirken gördük, tanıştık. Oldu böyle. 73 senelik benim. Babam işte biz hani 70 yılı aşkın evliyiz. Şimdiki evlilikler çok kısa sürüyor. İşte bizi böyle yani televizyonda röportaj bile yaparlar, gelirler, uzun evlilik sürdürülmüyor falan. İşte sevgililer gününde anneme çiçek verirken, öyle konuşurken ben de kardeşlerimle paylaştım bu olayı. Onlar da işte olumlu baktılar. Eşe, dosta, arkadaşlara, akrabalara haber verdik. Hep birlikte organize ettik bu olayı. Havasından, suyundan, aşk damlayan yarim var gül renginde.